Şu videoyu izlemek istiyordum geçen gün. Şu uygulamadan uzak evet, dur muhabbeti sosyal var ya. Medyada var olan pek çok Bu bayağı tehlikeli bir şey falan diyor can. Abi clickbait'le dilizle falan diyordu. Bakalım şuna bir. Şu videoyu izlerken bir izninizle bir yemeğimi gömeyim abi. Şu videoda neymiş bakalım bir. Playin karanlık yüzü diye bir muhabbet varmış. Bakalım bir. Evet daha önce sosyal medyada var olan pek çok uygulama hakkında video çekmiş hem uygulamalar hakkında sizleri bilinçlendirmeyi hedeflemiş hem de uygulamaların sıkıntılarını sizlere anlatmıştım. Bugün yine böyle bir videoyla karşınızdayım. Çünkü son zamanlarda yükselişe geçen bir uygulama çok fazla Neymiş tehlike abi? içermekte. Biliyorum ki bazı insanlar bu tip durumları çok fazla ciddiye almıyorlar. Ne yani alt tarafı bir kesimin kullandığı uygulama yarın öbür gün unutulacak gözüyle bakıyorlar. Fakat bu gözle bakılan uygulamaların bazıları çok yüksek kitlelere hitap etmeye başlarken bazıları da kısıtlı kitleleriyle tam bir suç yuvasına dönüşüyor. Bu hangi uygulama bu arada ya? Bu VIP Play dediğine çetim. Hangisi bu? Ben de yok Mevcut çünkü böyle bir şey. halinde çok büyük sıkıntılar var. Öncelikle bu olayı gündeme getiren X platformundan seçilselen balığa çok ama çok teşekkür ederim ki ben de onun aracılığıyla gördüm ve onun aracılığıyla araştırmaya başladım. Arkadaşlar uygulamamızın adı Vplay. Peki bu Vplay uygulamasında neler oluyor? Bu Vplay uygulaması neden tehlike içeriyor? İşte bugün konumuz bu olacak. Fakat öncesinde 2 milyon aboneye doğru yaklaştığımız bu günlerde bana destek olmak isterseniz 2 saniye üşenmeden aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hadi şimdi lafı daha fazla uzat. Adam videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Vplay gençler arasında popüler olan bir sesli sosyal parti oyunları uygulamasıdır. Uygulama Açtım. Android ve iOS cihazlarda ücretsiz olarak indirilebilir. Kullanıcılarına çeşitli oyunlar oynama ve yeni insanlarla tanışma fırsatı sunar. Oyunun internet üzerinde bahsedilen teknik özelliklerine baktığımız zaman Vplay sesli sohbet ile entegre olan birçok parti oyunu içerir. Bu oyunlar arasında Vparty, Mic Grab... Biraz daha mı açayım? Bir saniye. Çiz ve Tahmin Et, Vampir Köylü gibi popüler seçenekler bulunmaktadır. Aynı zamanda uygulama, kullanıcıların arkadaşlarıyla ve yeni tanıştıkları insanlarla sessiz sohbet etmelerine olanak tanır. Ayrıca düğünler ve partiler gibi sanal etkinliklerde düzenleyebilirler. Android VPlay, mi kolay bu kullanılabilir ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Hmm. Bu sayede kullanıcılar uygulamayı rahatça kullanabilir ve oyunların keyfini çıkarabilirler. Ve internette bahsedilen en önemli özelliği ise güvenli ve eğlenceli olmasıdır. VPlay, kullanıcı bilgilerini koruma ve istenmeyen içerikleri engelleme konusunda da önemli adımlar atmıştır. Bu da güvenli bir çevrim içi deneyim sunar. Kusura bakmayın ama bok sunar. WePlay <laughs> uygulaması şu an tamamıyla yaşça çok büyük olan insanların çocuklara sarkma platformu haline gelmiştir. WePlay uygulamasında şu anda moderasyona ne dair hiçbir şey yoktur. Kesinlikle iftira atmıyorum, kesinlikle gereksiz yüklenmiyorum. Çünkü sosyal medyada WePlay uygulamasından düşen görüntüler her şeyi kanıtlar nitelikte. En basitinden gelin seçilselen balığın WePlay uygulamasından aldığı o ekran kayıtlarını bir beraber izleyelim. Açabilirim. Berkan. Çok ayıp. Sit, sit. Merhaba. Ne var lan? Sen benim anamı mı sik? Kes lan. Allah sen benim ana, ana sen benim anamın o bokunu ye, bokunu. Kes lan sesini. Sus oro O köylü arkadaşlar, ananı. Arkadaşlar lütfen küfür etmeyin ya. Koduma diye bislandım ya. Lütfen küfür etmeyelim arkadaşlar. <laughs> tamam Berkay <laughs> kardeşiniz burada abiniz olarak abi gelmiş abi. oraya biraz saygılı olun. Berkay abi özür dilerim. Sen çok ben. Oğlum, Bak Lazo Osman senin, bak, aynen. senin dişine göre biri geldi. Bak bu Miyav Merhaba Miyav. arkadaşlar nasılsınız? Merhaba bebeğim. Kaşar mı? Kaşar mısınız? Arkadaşlar da değilim. Pardon özür dilerim. Merhaba Miyav. Osman, Osman 5 dakika kanka 5 dakika be lütfen be. Tamam bu bol hiç küfür etmiyorum daha. Beni siktir etmiyorum. Arkadaşlar bunu nasıl konuşsun ya? Selam aleyküm selam bebeğim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Merhaba. At mı bunu? Ne oluyor oğlum bu nasıl bir şey lan? Abi bu nasıl ortam? Hocam arkadaşlar. Yavsu. Kızlar dayım, masaya. Dayım, Kızlar oturtun. Kızları, kızları bekliyorum. Evet hanımlar buyurun. Sizin yerimiz var. Ayıp ediyorsunuz. Evet. Var. Bir saat daha geldi. oturabilirsin bebeğim. Ee, dayı dur dur dayı. Ya dur dayı. Sefa s***** sef Mia hoş geldin bebeğim. <laughs> aa, 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 aa. <laughs> Nasılsın sevgilim iyi misin? <laughs> bu biraz kendini geçiriyordu bu. bunu anlatabilir miyim? Yok. Ba, anana dil <laughs> satarım. Bu adam kaç yaşında Merak ettim abi. Şu Osmanlı'sındaki bütün erkek... Yaşı küçük değil oğlum. Ya 25 Yok. yaşından büyük amına koyayım da valla dünyanın çivisi yaşında çıkmış amına koyayım ya. 30'lu yaşında adam ve konuştuğu konuya bak. Konuştuğu konuya bak değil mi? Pedofili piç. Biraz sana ya. Ne alaka ya? Ne alaka? Ne alaka? Abi biz, oğlum biz erkek <laughs> Allah'ım yarabbim ayıp lan amına. Selamlar, merhabalar. Baksana. Baksana. <laughs> Merhabalar. Dayı. Dayınızın a**ıyım bekleyin. <laughs> Dayınıza da yayayım. Dayı sen dayı dayı hangisi dayayacak bilmiyoruz ya. Ne yap <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> ya, sana ne diyorlar? Ne diyorlar? çok güzel diyorlar aşağıdan birkaç kişi bir söyledi. Şu Berkay atsana ya şu Berkay atsana ya, Hayır, ben, mi ya. İğrenç bu ya. Of, niye Berkay'dan ne var Berkay? Bir dakika arkadaşlar ne iğrenç, var Berkay? İğrenç bu iğrenç 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 ya. Büntü. At bunu at. Bana sövüyor bana bu büntü. ya büyük. terbiyesiz büyük. bana sövüyor. Vay vallahi. dayı bak çete bak çete dayı çete bak. Bak bana sövüyor bunu atalım buradan. Hak etmişsin demek etmedim hak etmedim. Hak etmedim at bunu ya at bunu ya. At bunu at. Dayı 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 hadi eşleştir bizi dayı. Dayı kediciklerini korusana. Miya Laz Osman'ı çiftleştirecek buradan çık. Evet, Efendim? Bak Laz Osman Arkadaşlar, diyor ki... Arkadaşlar bir sakin. Küfür etmeyin. Miya diyor Nefes çiftleşsin diyor. Tamam yenge özür dileriz. Tamam. Kim diyor dayı? Laz Osman diyor. Şu nefes alan ya. kim? <laughs> Bilmiyorum <laughs> ki ben de anlamaya çalışıyorum. Her yer. Nefes, Benim ben ananın nefes, amına nefes. yumruğu vuracağım şimdi. Nefes alışveriş. Şekline ama amını siktim mi sapı siklerim içinde bir şey bak. mi? Anonim evet, Hanginiz dinliyordu az önce? <laughs> evet bir şey. tekrar anlatmama gerek yoktur. Nasıl Fakat nefes alıyor ne oluyor Fakat bahsetmek istiyorum. Bir kere dayının haremi diye bir oda var bu Weplay uygulamasında. Ve bu odaya da sürekli olarak yaşça küçük olan insanlar dahil oluyorlar. O odalarda dönen muhabbetleri de zaten videoda izlediniz. Öte yandan o muhabbetin bir yerinde küçüklerden bir tanesi şey diyor. Dayı kedilerini korumuyorsun. Kedi, kedicik. Biz zaten bu tabirlere alışız. Nereden alışık olduğumuzda herkes biliyor. Adnan Oktar ve Karanlık Dünya. Dayının haremi diye bir oda var Zaten bu başlı başına bir skandal Ve bu odaya dahil olan küçük çocuklar var O küçük çocukların dahil olduğu ortamda da Konuşulan muhabbetler bunlar Çet Nasıl gergin olmayayım oğlum Konuşan çocuklar 12-13 yaşında lan Ya düşünsene evet. 12-13 yaşında çocuk ya hepimizin kardeşi var Hepimizin çoluğu çocuğu var Böyle bir şey nasıl olabilir abi Ve Bu şey adam bu abi anonim olduğu için bunu yapabiliyor Gördüğün Kedicik mi? medicik demiş bir de. Küçük çocukları nasıl kandırdıysa orada artık ama Türkiye'de hala yayında. Üstelik bu konuyu ilk patlatan da ne X platformundaki seçilen fendi ne de bu videoyu çeken benim. Ben bu tarz uygulamaları araştırırken direkt olarak sözlüklere bakarım önce. Sözlüklerde insanlar bu uygulama hakkında neler yazmışlar diye. Ve X sözlüğe baktığımda bu uygulama hakkında zaten yazılmış olumsuz yorumlara rastladım. Hatta onlardan iki tanesine bir beraber bakalım. Abazaların ve Kezbanların yeni adresi. 2015'lerin Facebook'una rahmet okutacak varoşlukta. Henüz ergenlerin ve ergenliğini atamamış embesillerin saçma sapan şeyler yaptığı platform. Oyun oynamak için giriyorsun. iyi iğrenç iğrenç flörtleşmeler vesaire. Böyle bir bayağılık olamaz. 13 yaşındaki kuzenin vasıtasıyla tanıştığım site. 40 yaşındaki adamların ben oyun oynayacağım diyen çocuklara sarktığı iğrenç bir yer. Sohbet sitesi ya da oyun parkı değildir. Bildiğiniz oyun adı altında paralık akabinde pavyon tarzı hediyelerin döndüğü yani yükleme yap hediye at vesaire ayrıyetten maaşlı boy gösterdiği keris silkeleme ve yapıldığı bir platform. Kerizler umrumda değil ama çocukları oyun adı altında kullanan bir platform gerçekten çok üzücü. Gerekli şikayetler yapıldı. Şimdi aranızdan bazı arkadaşlar şunu söyleyebilirler. Bu tarz uygulamalar kötü kullanılıyorsa uygulamanın ne suçu var? Ki ben bunu TikTok hakkında yıllardan beri zaten çok fazla işitiyorum ve insanları bir türlü akıllandıramıyorum. Arkadaşlar uygulamalar modere edilmek zorundadır. Bunu evet. bir türlü anlayamıyor bazılarınız fakat artık anlasanız iyi edersiniz. Örnek vermek gerekirse YouTube bir video platformu ve YouTube'a yüklenen bir uygunsuz görüntü anında kaldırılıyor. Neden? Çünkü modere ediliyor. Aksini düşündüğünüzde o zaman YouTube'da uygunsuz bir görüntü yüklendiğinde kaldırmasın ve insanlar çıkıp şey desinler. Ya yo YouTube'da biz YouTuber'ları izliyoruz. Uygulama kötü kullanılıyorsa bundan uygulamaya ne? Ya öyle bir şey var mı arkadaşlar? Buralar sosyal medya platformlarıdır ve buralar modere edilmek zorundadır. Ha, TikTok öyle bir kara delik haline geldi ki TikTok yüzünden bütün uygulamalara o gözle bakılıyor. Evet TikTok sosyal medya platformları arasında modere konusunda bilhassa canlı yayınlarında aşırı derecede sınıfta kalan bir uygulamadır. İnsanlar da TikTok'a çok fazla alıştıkları için diğer Geliyorum. sosyal medya platformlarında geçen olaylar, diğer sosyal medya platformlarında gerçekleşen tehlikeler herkese normal geliyor. Fakat normal falan değil. Vplay uygulaması mantık olarak faydalı, mantık olarak eğlenceli bir uygulamaysa da eğer modere edilmeyecekse bir dur denmelidir. Zira ilgili görüntülere baktığım zaman özellikle küçükler için çok fazla tehlikeli bir uygulama olduğunu net bir şekilde görüyorum. Geçtiğimiz aylarda TikTok'taki pek çok tehlikeli hesabı anlatmış ve sizleri bu konuda uyarmıştım. Bu Vplay uygulamasında da anladığım kadarıyla çok tehlikeli insan bunlar var ve bu insanların küçüklerle aynı ortamda olmaması gerekiyor. Ya videoyu izlediniz, belli ki odada küçükler var fakat bu dayı denen adamın ve çevresindekilerin nasıl konuşmalar yaptığını en iyi siz gördünüz. Bunlara tedbir alınması gerekiyor. Sosyal medya ile alakalı her şey bu kadar çok didik didik incelenirken, salın biraz içerik üreticileriyle uğraşmayı da bu tarz uygulamalara bakın. Evet savcılarım, asıl bakmanız gereken yerler bu tarz çok bilinmeyen fakat aslında özünde kullanıcı kitlesine sahip olan tehlikeli platformlar. Lütfen artık bu ve buna benzer uygulamaları biraz araştırın bu ve buna benzer uygulamalara gerekli adımları at Abi kusura bakma benim Instagram'da sahte bir hesabım var. Biraz gerginlik, biraz zenginlik kokan sahte bir hesap değil. 14-15 evli olgun kadınlar bile mesaj atıyor. Sen ne diyorsun? Bunun konuyla alakası yok ki Arif. Ya atabilir o insanların ahlaksızlığıdır. Buradaki dönem mevzu farklı. Sen şimdi bak az önce chatte şöyle bir şey gördüm. Burada 30 yaşında bir tane adam girmiş amına koyayım böyle bir tane uygulamaya. 12-13 yaşındaki çocukları orada kendine Meze yapmış harem kurmuş Yok işte kediciklerim bilmem nelerim Çocuklarda dayı at şunu bilmem ne yap Çocuk yüksek ihtimalle orada oyun oynuyorlar Bir şey yapıyorlar eğleniyor Günün sonunda çocuk bir saat oyun oynayacağım diye 2 saat 3 saat bu salakların Ağız kokusunu çekiyor Çocuk çünkü anladın değil mi çocuk küçük çocuk Ya bu şey gibi küçükken bize ne derlerdi Tamam bilgisayarın başına oturabilirsin Ama git ders çalış Biz bilgisayarın başına oturmak için ders çalışırdık Ya da annen derdi ki odanı topla oğlum Bilgisayara oturabilirsin senin günün sonundaki amacın oyun oynamaktı. Çocuksun çünkü. Hayvan gibi düşün. Kedi ne yapıyor? Önüne topu atıyorsun. Sabahtan akşama kadar kovalıyor topu. Aklı o kadar eriyor. Çocuğun da aklı o kadar. 10 yaşında da olsa, 12 yaşında da olsa. Çocuğu suçlamıyorum ben. Çocuk kesinlikle suçsuz yani. Sıfır suçu abi çocuk. 30 yaşındaki dal tak kafalı, Sit kafalı adam suçlu. Bir de böyle öğürüyor ya mikrofonu, ö diye böyle koşu yapıyor ya. Yemin ederim Cinlerim tepeme çıkıyor böyle bir anda saldırısım geliyor. Atın. Normalde bu tarz uyarılar yapmayı hiç sevmem. Yasaklama zihniyetine de komple karşıyımdır. Beni eskiden beri takip edenler bunu çok iyi bilirler. Lakin şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu izleyenler arasında ebeveynler varsa lütfen çocuklarınızın telefonlarında, tabletlerinde bu uygulama var mı diye bakın. Uygulamanın varoluş amacı uygulamanın sahipleri benim umrumda bile değiller. Bu uygulama şu anda modere edilmiyor ve tehlikeli bir vaziyette. Eğer bir gün modere edilirse belki de gerçekten çok eğlenceli bir uygulama haline gelebilir. Fakat bugün o halde değildir. Ailenizde de çocuklar varsa tabletlerinde, telefonlarında bu uygulama var mı diye bakın. Varsa derhal silin. Bir daha da yüklemelerine engel olun. Evet bu video kısaca bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer anlatımımdan keyif aldıysanız, eğer olay hakkında bilinçlendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aynen öyle. <laughs> Anonim olmak çok kötü bir şey abi. Evet. Ya şeyi kaldırmaları lazım ya. Kimse anonim olmamalı abi. Çünkü evet. bu anonim oldukça yani bu edepsiz, aylaksız, piç kuruları anonim oldukça böyle her türlü pisliği çeviriyorlar. Herkes kimliğiyle bir yere kaydı olsun, Herkes kimliğiyle bir yerde bir şey yapsın. Benim Aynen hiç öyle. sıkıntı değil benim için biliyor musun? Hiçbir yerde anonim olmayabilirim. Hiçbir yerde zaten anonim değilim ben de. Bir influencer olarak ama hiç kimse de olmasın abi. Çoluk çocuğa kadar bu tehlike arz etmemeli yani. Lole de kimlikle girelim. Her yere kimlikle girelim. Chat kimliksiz girmediğimiz hiçbir yer kalmasın. Benim çocuğum o. Bak ileride benim kız çocuğum olacak. Ben böyle bir, bir tane şu şuradaki kız çocuk benim çocuğum olacak. Ben katil olurum ya Allah göstermesin ya. Normal bir durum değil arkadaşlar bu. Hiç normal bir durum değil. Bu çok <laughs> absürt bir durum yani. Böyle abazaların o abazaların hepsinin ben koyayım Emir. Olay ne? Bir tane uygulama varmış Vplay diye. 30-35 yaşındaki adamlar küçük çoluk çocuğa sarkıntılık yapıyorlar. Küfür ediyorlar. Pislik muhabbetler döndürüyorlar yani. Belki telefon numaralarını isteyip çocuklardan fotoğraf falan bile istiyorlardır yani. Abi şimdi Burak abi haklı yanlış adama <laughs> demek isteyeceğim şeyi modere edilmesi lazım kesinlikle. Ama bu durum DC için de geçerli ve ailelerin imansızlığından ve uygulama diyelim bir 100k kişi kullanıyor. Bunu modere etmek için acayip büyük bir ekip organize olması lazım. Bu engellense bile DC muhtemelen asla engellemez. DC'de aynı durum söz konusu. Hayır değil. Bak şöyle düşün. Hayır, değil. Benim Discord'umda, benim Discord'umda birisi birisinin anasına küfür ederse direkt banlıyorsun. Allah küfür peygamberi küfür etsin, şehitlere küfür etsin, Atatürk'e küfür etsin, Türk bayrağına küfür ya da bir başkasına küfür saygısızlık yapsın, pislik yapsın ya da çoluk çocuğa sarktığını görelim onu var ya dikeriz burada. Çoğaltırız yani. Bir tane girsin benim adam Discord'unda öyle bir şey yapsın bana desinler ki Raşit abi bir tane 35 yaşında adam var burada çoluk çocuğa sarkıntılık yapıyor. Bak ondan sonra biz o adama ne yapıyoruz? Öyle bir durum yok yani. Orada modere etmek tamam burası Bizim mekanımızsa moderasyon, moderasyonu biz sağlıyoruz. Anladınız değil mi? Discord'da özel odada öyle bir şey olmuştur. Çocuk kimseye söylememiştir. Korkmuştur ona bir şey yapamayız. Ama bize gelip söylerlerse fakeriz yani onu. Bu platformunda bir şekilde bunu önlem alması lazım. Dediği doğru. Bunun YouTube'da da bu aynı şekilde e, önlemi var. Canlı yayın platformlarında da var. Bu rezalet bir durum. Çirkin bir durum yani. Anladın değil mi? Görmezden geldiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Sana bana bir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. Biz yetişkin insanlarız ama 12-13 yaşındaki çocuklar baş ağrısı çekerler orada. Üzücü. Üzücü tabii ya. Travma tabii canım. Travma tabii. Ya ne diyorum chat işte. Çok eğlenceli bir oyun vardır. Kızı mesela atıyorlardır oradan tamam mı? Ee, seni o almayacağız oyuna falan diyorlardır. Kandırıyorlardır. Fotoğraf at derler. Fotoğrafı bile atabilir yani. Çocukların savunmadığı... <laughs> gerektiğini... Tabii ki de var. Tabii ki de var. Yaş sınırı yok mu bu uygulamanın? Ya annesinin babasının telefonundan giriyorsa çocuklar denetimde yoksa ortada. Sonuçta çocuk... Ben çocuğu hiç... Bak çocuk hiçbir zaman suçlu değildir chat. Kendi yaşıtlarıyla çocuk zorbalık yapmıştır. O zaman çocuk suçludur. Ama 12-13 yaşındaki çocuk 30 yaşındaki adam aynı ortamdaysa orada ne olursa olsun 30 yaşındaki adam suçludur. Bak ne olursa olsun. Her ne olursa olsun. Bizim Discord'umuza 12-13 yaşındaki bazen kardeşlerimiz geliyor tamam mı? O kadar böyle boş beleş saçma sapan muhabbetler, hadsizlikler, işte saygısızlıklar yapıyorlar ki biz diyoruz ki ya küçük lan bunun yaşı. 13 yaşında lan bu. Hani 13 yaşındaki çocuğu kale almanın anlamı yok. Benim yaşındaki bir adam söylese belki kızacağım, küfür edeceğim. 13 yaşındaki çocuğa diyorum ki haklısın abicim diyorum doğru söylüyorsun diyorum. Kızmıyorum. Çocuk her zaman masumdur. Aynen öyle Ares. Bak en doğru cümle bu. Çocuk olduğu için biz ona çocuk diyoruz, geçiyoruz. Oluyor Discord'ta bazen abi çeker misin diyor. Çekiyorum ben şaka oynuyorum. Çocuk daha mesela dün örnek veriyorum LoL'e başlamış. Bana şaka öğretiyor. Abi diyor bunu böyle yap. Tamam abim diyorum öyle yapayım. Ben şimdi ona şey mi anlatayım oğlum sen daha Vitaminsin dün başlamışsın. Biz 13 yıldır oynuyoruz. Bana oyun öğretme mi diyeyim? Haklısın diyorum. Tamam bundan sonra öyle deneyeyim onu diyorum. Anne babalar da öyle yapınca ama çocuk ama eğitilmiyor sonra. Hayır annesi babası öyle yapmayacak. Annesi babası eğitecek. Annesi babası öğretecek. Ben dışarıdaki insanlardan bahsediyorum. Şimdi benim kendi çocuğum olsa ya da benim kendi kardeşim olsa tavrım daha farklı olur. Kızarım. O eğitimi ona vermen gerekiyor çünkü o anda ona. Ama dışarıdaki çocuğu ben eğitemem ki. Haklısın tamam diyorum, geçiyorum. Tartışmıyorum, küfür etmiyorum, polimiye girmiyorum. Kalbini kırmıyorum. Abi bir şey soracağım. Ben 17 yaşındayım. 16 yaşında bir kız ben intihar edeceğim. Kimse beni sevmiyor dedi. Ben de dedim ki seni büyüdüğümüzde yanıma alayım. Abin olayım. Yapma dedim. Kabul etti kız. Arkadaşım ne yapmalıyım? Cidden aramızda abi kardeş ilişkisi var. Allah için akıl var abi ya. Oğlum <laughs> Mustafa. Hadi geç. Ben büyüyünce seni yanıma alacağım dese. 17 yaşındasın. kimin neyi yanına alıyorsun? Sen benim kardeşimsin de ben yanındayım de. Ben seni seviyorum kardeşim de. Öyle abilik yap okey. Geç. Büyüdüğünde yanına alayım falan. Çık bırak evini gel falan. Öyle bir şey sakın öyle bir şeye girişme. O zaten bir sene iki sene sonra aklı başına gelir. Ebeveynlerin de bu konuda eğitim alması lazım. Ya ebeveynlerin eğitim almasından ziyade. Benim kendi akrabalarım etrafımda böyle durumlar da var. Çocuk mesela geliyor ağlıyor diyor Çocuğun eline tableti ya da telefonu veriyorlar. Çocuk bir kenarıya geçiyor orada geçiyor. Ne yaptığı kimse bilmiyor. Oradan devam ediyor yani çocuk mevzuya. Anladınız değil mi? <laughs> Valla bilmiyorum. İlginç. Raşt abi şimdi çocuklar illa masumdur deme. Burada köpekleri taşlayan, kedileri kör eden, hayvanları saldıran, insanlara kelebek çekip araç kesen 13 yaşındaki çocuk. Onlar 13 yaşındaki çocuklar değil. Onlar cüce iblis cüce ünüs küfür etmek istemedim <laughs> öyle dedim yani yaşları küçük ya kostüm gibi cüce ünüs <laughs> ya o <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ланя.